25. Düzceks Fuarı'nı değerlendirir misiniz Akyüz Plastik olarak? Fuarın ilk günden itibaren düzenli olarak katılan firmamız yine 25.sinde hem yabancı hem yerli müşterileriyle bir araya geldi. Bu süreç içerisinde tabii hem davet ettiğimiz müşterilerin dışında hem de bizlere haber vermeden yine fuar yönetimine davetiyle gelmiş olan birçok ziyaretçimiz oldu. Beklediğimiz misafirlerimiz oldu. Bu süreç içerisinde oldukça güzel bağlantılar yaptık. Amacımız uluslararası bazda bağlantılarımızı hem artırmak hem de yurt içinde hem sektörel ilişkilerimizi yine belirli seviyede tutarak aynı zamanda yurt içi ziyaretçilerimize de beklentileri karşılamak. Tabii bu süreç içerisinde yine yeni ürün konseptlerimizi gösterdik, yeni planlarımızdan bahsettik. Bu konuda da bizim için oldukça faydalı oldu. Oldukça verimli bir fuar diyebiliriz özellikle. Akyüz Plastik olarak yeni ürün konseptlerinizden bahseder misiniz fuarınızda sergilemiş olduğunuz? Tabii özellikle ev ürünleri konusunda çeşitli ürün kalemlerinde çeşitlendirmeler yaptık. Özellikle bunların içerisinde storage section dediğimiz saklama kaplarını çok daha çeşitlendirdik. Bir taraftan yine tabletop dediğimiz mutfakta işte yemek sırasında kullanılan birçok ürün grubunda çeşitlemeler yaptık. IML dediğimiz kalıp içi baskı sistemlerinde özellikle bardaklar üzerinde güzel baskılar çıkarttık, tasarımlar çıkartıldı. Diğer taraftan hem bebek ürünlerinde hem de bahçe ürünlerinde çeşitlendirmeler yaptık. Bu konuda da gerçekten bizden beklentinin içerisinde olanların taleplerini karşılamış olduk. Akyüz Plastik olarak 2014 yılı nasıl geçiyor? 2015'teki hedef ve beklentilerinizden bahsedebilir miyiz? 2014 yılı belirli konularda zor geçiyor. Çünkü Libya'yı tabii ağırlıklı olarak kaybettik. Suriye'yi kaybettik. Irak'ta tabii yine zorluklarla karşı karşıyayız. Ve Irak'ın aşağısındaki ülkelerde, Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Kuveyt olsun, bu ülkelere ürün göndermekte çok zorlanıyoruz. Çünkü maliyetlerde ciddi bir artış söz konusu. Ve hem İran'ın hem de yine çevre bölgelerdeki vergi artışları bizlere zarar verdi. Bir taraftan da gizli bir korumacılık içerisinde. Ama buna rağmen gelişen pazarlar var. Hem uzak doğu olsun hem de Güney Amerika olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun. Bu bölgelerdeki müşterilerimiz bizlerden taleplerini artırdılar. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki alıcılar da ithalatlarını bizden artırdıkları için yine bahsettiğimiz hedeflerimizi tutturacağız. Bu sene içerisindeki hedefimiz geçtiğimiz seneye göre en az %10'luk bir artıştı. %10'luk artışı rahatlıkla göstereceğiz. Görüntü onu gösteriyor. Eklemek istedikleriniz var mı Murat Bey? Oldukça başarılı bir organizasyon ve Türkiye'nin bu organizasyonunun diğer ülkelerde de tekrarı gerekiyor. Bu konuda ben hem fuar yönetimini hem de bu organizasyonun bütün emeği geçenleri tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler.